Sen hayırdır, yemek mi yaptın? Makarna vardı. Makarna yedim ben de. Güzel. Gelen giden kimse yok değil mi? Yok, sakindi gayet. İyi. Oğlum tamam, sen de asma suratını ya. Tamam, öyle karalar bağlama orada. Güzel, haberler iyi yani. Hakikaten mi? Ne oldu? Tabii. Tam düşündüğümüz gibi. Tam düşündüğümüz gibi bu Cemal ile Ferhat'ın arasında varmış bir mesele. Cemal, Halis Sadi'nin malını çalıyormuş. Ferhat da bunun farkına varıyor ve işte karşısına dikiliyor. Arıza çıkarıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Ferhat'ın kafaya sıktığı suçu benim üstüme atıştı. Aynen öyle. Vay be. Sen de tavşan gibi koşmuşsun tuzağa. Ne yapacağız şimdi peki? Vallahi yapacak şey belli. Önce seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Ben o sırada sakladıkları yerden malı bulacağım. Sonra da Cemal'i sıkıştıracağım. İtiraf etmesini sağlayacağım. Ne kadar sürer? Ne kadar sürer bilmiyorum ki. Mallar bulunduğunda üstüne gideceğiz işte. Alabilecek misin itirafı yani, emin misin? Emin miyim? Hayırdır? Haşa, haddime değil. İşine karışır bir yerden söylemedim. Sadece bir B planın var mı diye soruyorum ya. Ne yapacaksın? Ters teperse ne yapacaksın? Ters teperse yapacak başka yollar bulacağız. Başka yollar arayacağız. İkinci bir plan kovalayacağız. Biz de çünkü sistem sizinki gibi değil öyle yani. Adamların kafasını patlatarak ağzından laf almıyoruz. Bir süreç yani. Çalışıyoruz, bekliyoruz, konuşuyoruz falan. Ama ben öyle ya da böyle çözeceğim bu meseleyi. Başka bir yol var. Eline sağlık. Çok güzel olmuş makarna. Canan'ın yaptıklarına benziyor. Yağmur da makarnayı böyle yapıyor. Neyse, dediğim gibi sen bu konuyla ilgili merak etme. Çözeceğiz bir şekilde. Aklanacaksın bu davadan. Sonra da basıp İstanbul'a gideceksin. Ben seninle bir şey konuşacaktım savcım zaten. Yani şu meseleden bir yırtabilirsek paçayı, aklanırsak. Diyorum ki eğer ben hani her şey yoluna giderse burada gitmesen diyorum İstanbul'a. Nereye gideceksin? Burada. Kalmasam mı ben burada? Burada kalacaksın. Ha, bir düzen kurayım diyorum burada. Bir hayatım olsun istiyorum yani. Ne yapacaksın burada kalıp? Silah kuşanıp mekan mı basacaksın? Yok be savcım, normal insanlar gibi işte buradaki. Siviller gibi. Burası güzel yaşanır yani. Yani ben de bir aile kurmak istiyorum. Hani 5-10 sene sonra falan. Ne zaman tekabül ederse bir işim olsun, bir gücüm olsun istiyorum. Sen de izin verirsen tabii. Dinleyecek misin de fikrimi soruyorsun ben? Tabii savcım, senin fikirlerin benim için fazlasıyla önemli. Hatta çok ya, iki kişinin fikirlerini önemsedim bu hayatta, biri. Belli işte yani, sensin ya. O yüzden lütfen benimle paylaşır mısın? O zaman söyleyeyim. Senin yerin burası değil. Kalma burada. İstanbul'a git. Çıkıyorum. Bütün gece emniyette olacağım. Cemal için mi gidiyorsunuz abim? Yok. Bizim bu ekip şimdi malların saklanmış olabileceği mekanları araştırıyorlar. Organizeden falan da adamlar var bir sürü. Gideceğim, işi hızlandıracağım biraz. Savcım, ben sabaha kadar biraz bu Cemal mevzusuyla alakalı kafa patlattım. Biraz mesai harcadım. Bir fikrim var. Diyorum ki sen şimdi Cemal'in mallarını aldığında Cemal'i hemen almasan. Ben arasam Cemal'i. Sanki mallar bendeymiş gibi. Konuşsam onunla. Halis Sadi'ye söylemekle tehdit etsem. Sonra da buluşsam. Ağzından itirafı alsam, konu kapansa. Sonra o da çekse vursa seni.
Ne anlatıyorsun oğlum ya? Ne anlatıyorsun? Böyle şey olur mu? Ben nasıl seni böyle bir riski sokayım ya? Başka hiçbir yol, gerçekten kestirme bir yolu yok. En kestirme yolu bu. Zaten burada beni saklıyor olman, tamam mı, senin büyük riske giriyor olman anlamına geliyor. Ya ailen öğrenecek. Ailen öğrenecek. Canan Hanım öğrenecek. Ondan sonra ne olacak? Affetmez. Vallahi billahi affetmez. Bırak. Gideyim, alayım ağzından itirafı, konu kapansın artık. Sakın, bak sakın, rica ediyorum ya. Lütfen Akgün, bu işlere lütfen bulaşma, uzak dur ya. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir sakin ya, bir sabret. Ne olur ya, Allah Allah. Bak, ışık falan da açmıyorsun, tamam mı? Televizyon falan da açmıyorsun. Aman diyeyim, çok dikkat edeceksin. Erkenden yat, uyu. Tamam. Yarın bu senin yeni mekan işini çözeceğiz. Tamam Samir, tamam. Ya sabret ya. Bu iş böyle gitmez. Gidemez, gidemez. Gidemez Hakkı. Gidemez, bu iş böyle gidemez.